Günaydın, güne kitap okuyarak başlayanlar ve diğerleri. Ne okuyorsun Nehir Milam? Göster anneciğim, o ne? Panda. Kitabını göster, evet. Pandayı göster. Hadi anlat bakalım neler varmış panda, nasılmış? Hadi anlat arkadaşlarına. Biliyor musun senin arkadaşların izliyormuş Nehir Milam burada? Evet, anneleri onlara izletiyormuş seni. Evet, o bir panda anneciğim. Panda, evet. Başka sayfasını çevir. Bitti. Evet, bitti. Panduflarını yine çıkartıp fırlatmışsın Mina. Nerede pandufun ayağına giydirelim? Hadi getir kızım. Hadi getir anneciğim, hadi giydirelim ayağını. Hadi getir, ayağa kalk da getir bana Mila. Ayağa kalk da bana getir kızım. Aferin sana. Teşekkür ederim. Bunu giydirelim mi buraya? Nereye giyeceksin bunu? Bunu nereye giyeceksin Mila? Nereye giyeceksin onu? Ha, teki yok. Tekini de bul hadi. Nerede? Nerede bul bakalım hadi. Bulabilirsin bence. Nerede? Hadi bul. Hadi bul kızım. Bulamıyor musun? Aa. Aa, o diğeri. Tamam, onu giymek istersen onu getir. Hadi getir, onu getir hadi. Bunu da tekini bul, bir tane olmaz. Bir tane daha. Hadi onu da getir. Evet, orada. Hadi getir. Hadi bana. Evet, getir anneciğim onu bana. Bol bol getir hadi. Hadi ver onu da bana. Teşekkür ederim. Şimdi bunları ne yapalım Mila? Nereye giyeceksin bunları şimdi? Buraya. Bu değil mi? Hadi göster nasıl giydiğini göster bir de. Nasıl giyiyorsun? Göster kızım. Bu, evet. Kim var orada Mila? Baba. Söyle hadi baba de. Baba de anneciğim. Babaya bay bay yap. Öpücük at babaya. Efendim kızım. Sonra gireceğim. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi kahvaltı yapmaya gidelim mi Milan biz de? Daha kahvaltı yapmadan size günaydın demek istedik bugün. Evet, şimdi ayakkabılarını giyecek Mina. Ondan sonra kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ben baba. Evet baba. Evet baba. Evet, kahvaltınızı hazırlayalım sonra babayı kaldıracağız, tamam mı Mina? Evet. Evet. Hadi şimdi anne bunları giydirsin sana. Gidelim. Evet, onu ayağına giydireceğim şimdi. Evet, aç anneciğim. Hadi giy bakalım sen nasıl giyiyorsun. Benim kızım giyiyor artık ayakkabısını, değil mi? En azından giymeye çalışıyorsun. Evet, giymeye çalışıyor benim kızım artık ayakkabısını. Kendi giymeye çalışıyor. Hadi bir tane öpücük, kahvaltıya gidelim anneciğim. Aferin kızıma. Ah anneciğim, çok güzel bir öpücüktü. Oy. Çok tatlı. Evet. Ona. Anne. Anne. Arkadaşlar, ben makinenin bu deterjan haznesini kirlendikçe çıkartıyorum bu yerinden ve yıkıyorum bu şekilde. Bilmiyorum bütün makinelerde çıkıyor mu bu ama siz nasıl temizliyorsunuz? Size de sormak istedim bu deterjan haznesini. Şimdi çıkartıp yıkayacağım bunu bir güzel. Ondan sonra makineye çamaşır atıp da çalıştıracağım. Evet, güzelce temizledim. Şimdi takalım. Takarken böyle hemen takılıyor zaten. Çıkartırken de göstereyim. Çamaşır makinesinin şu bölümüne bastırıyorsunuz ve çekiyorsunuz, çıkıyor. Mis gibi oldu. Bu videodan sonra bence siz de eğer ki pisse siz de temizleyin. Selam. Nasılsınız bakalım? Nasıl geçiyor karantina günlükleriniz? Bugün pazar. Biliyorsunuz ki artık hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Biz de 2 gün evdeyiz herkes gibi. Böyle daha çok benim
miskinimsi bir şekilde geçiyor. Yani nasıl diyeyim, böyle daha çok sanki biraz miskin bir şekilde geçiyor. Aslında her gün yaptığım şeyleri yapıyorum ama artı olarak babamız evde değil mi aşkım? Söyle anneciğim. Evet o. Biraz da Mina konuşmak istiyor. Sessiz olalım, ezan okunuyor anneciğim. Amin yap. Amin yap annem. Ezan okunuyor, sessiz ol. Amin. Aferin. Aferin dünya güzelime. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Mila'ya uyku eğitimi vermeye başladım. Henüz bu ikinci günümüz. Ama inanılmaz zor. Mila ile ilgili en çok zorlandığım ek gıda vesaire değil. Uyku eğitimi olacak. Oluyor. Yani o kadar ağlıyor. Ya bilmiyorum, büyüdüğü için bu kadar zorlanıyorum. Ağlıyor, istemiyor. Ben bile destekli bir şekilde uyutuyordum. Bunu zaten ayrıca bir video çekeceğim. Umarım başarırım. Umarım başarırız Mila ile birlikte bu uyku eğitimini. Çünkü çok fazla zorlanıyorum. Başardığımızda size güzel anlattığım, böyle A'dan Z'ye anlattığım bir video çekeceğim. Çünkü hem buradan hem Instagram'dan çok fazla soruluyor uyku eğitimi. Ne yapıyorsun, nasıl uyuyor vesaire Mila diye. Hem uyku düzeninden hem uyku eğitimi ne verebilirsem bahsedeceğim. O yüzden biraz birkaç, yani iki gündür biraz zorlu geçiyor bizim için. Evde dişler var, tam diş döneminde başladım. Ama gerçekten artık inanılmaz kalkıyor geceleri ve kalkıp oturuyor, uyumuyor vesaire. Bu yüzden de mecbur kaldım yani uyku eğitimine artık. Umarım güzel olur. Dediğim gibi bitirdiğimde zaten size bahsedeceğim. Bu ayki farmasi kargomu göstereceğim size. Şuraya koyduk değil mi anneciğim? Dur şöyle alalım. Annem. İlk olarak şu antibakteriyel yüzey spreyinden bahsetmek istiyorum. Her yüzeyde kullanabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Özellikle bebekle eve birebir lazım. Böyle dışarıya vesaire çıktığınızda parka marka hemen salıncağın üzerine falan, kaydırağın üzerine pıs pıs sıkıyorsunuz. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden her evde bulunması gereken bence özellikle bu dönemde diye düşünüyorum. Anneciğim. Bir süredir merak ettim, farmasinin tarağını aldım ben de. Çok fazla kullanıp da memnun kalanlar var. Ben de aldım. Asla saçı acıtmadan açıyormuş yumuşak bir şekilde. Bakalım kullandıktan sonra yine size bir bilgi veririm. Anne. Merak ettiklerim arasında bebek deterjanı. Biliyorsunuz ki farmasinin ürünleri doğal oluyor. Bu yüzden bebek deterjanını da aldım. Bakalım kokulayım nasıl kokuyor. Merak ettim. Kapalı. Açayım da. Benim önüne geçmedi. Neyse şimdi koklayamıyorum arkadaşlar. Çünkü Mila bunu ister eline. Eline alıp oynamak ister ki geldi. Şimdi bu rujlarını çok kullanıyorum. Böyle her rengini denemeye çalışıyorum. Deneyeceğim bakalım. Masinin bu süngerini aldım. Makyaj temizleme süngeri. Bunu çok merak ediyorum. Kullandıktan sonra yine size bilgi vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Böyle nasıl dokusu. Şu an böyle aslında benim çok elleyemediğim bir dokuda. Yumuşak ama böyle bir şey var işte. Benim böyle bir tikim olduğu bir şey. O yüzden bir kere koyuyorum şöyle. Ama mutlaka deneyeceğim ve denedikten sonra da size haber vereceğim. Evet, hepsi bu kadar. Aslında ara ara böyle buradan farmasiyle alakalı konuşuyorum sizlerle. Yine böyle ufacık konuşayım sizi çok fazla sıkmadan. Eğer ekibime katılmak isterseniz aşağıya bıraktığım linkten oraya girip de üye olabilirsiniz. Bazen ben yetişemiyorum arkadaşlar. Benim yetişemediğim durumlarda güvendiğim bir arkadaşım var. O sizinle iletişime geçiyor genelde. Üyeliğiniz askıdaysa onu da alabiliyoruz. Ekibime gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Umarım kısa sürede bu pandemi biter ve bir toplantı yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hani bir buluşma yapmayı düşünüyorum açıkçası farmasi ekibimle birlikte. Güzel olur bence. Çocuklarımızla beraber artık bizi hangi kafe kabul ederse hepimiz ortak olacak bir yerde buluşuruz inşallah. Ama dediğim gibi bu pandemi ne zaman biter o zaman. Şunu da söylemek istiyorum. İş olarak yapmak istemeyebilirsiniz. Sadece hani marketten vesaire aldığınız ürünler gibi düşünün. O ürünleri %40, %30 indirimle aldığınızı düşünün. Yani sırf bunun için bile üye olabilirsiniz. Her ay kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İşte böyle ürünlerini alabilirsiniz. Gerçekten kullanıp memnun kaldım. Çok fazla ürünü var ve elimden geldiğince hep denemeye çalışıyorum. Sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Asla memnun kalmadığım bir şeyi zaten burada söylemem. Bu şekilde aşağıya bıraktım linkten üye olabilirsiniz farmasiye. Biz şimdi günümüzün geri kalan zamanını geçirelim bakalım. Büyük ihtimalle şimdi biraz kitap okuruz. Ondan sonra bugün babamız bize yemek yapıyor. Şu an mutfakta değil mi anneciğim? Bize mamalar yapacak baba. Evet. Sizin karantina günlükleriniz nasıl geçiyor evde? Bunu da aşağıya yazmayı unutmayın lütfen. Bekliyorum yorumlarınızı. Ya bugün oturma odasında yiyor yemeğini. Değil mi anneciğim, bugün mutfakta değil.
Güzel mi? Arkadaşlar bu çatalları, kaşıklar da soruluyordu. Şöyle bizimki bu. Yine ben size aşağıya bırakırım linkini. Oradan ulaşırsınız. Mine böyle yavaş yavaş çatal kaşık kullanmaya başladı. Afiyet olsun Mine'cim. Bir de arkadaşlar Mila'nın oyun alısı neredeyse her videonun altında soruluyor. Her YouTube videomun altında. Şöyle bir göstereceğim size. Aslında daha önce de göstermiştim. Vardır muhakkak vardır. Şimdi biraz özelliklerinden vesaire de bahsedeyim. Çok soru olduğu için, çünkü yazmaktansa böyle anlatmak daha kolay oluyor gerçekten. Hepinize tek tek cevap vermektense. Böyle topluca buradan... Böyle şimdi ben size göstereyim. Kamerayı istiyor. Kamerayı ona vermem için de size öpücük atıyor. Mutfakta işlerim varken ya da böyle kaşıklarla vesaire oynuyor. Aa, öpücük, bir tane kaşın oraya gitmiş. Bir de paçalarıma yapışıyor. Böyle çekip de anne. Evet anneciğim, o. Böyle paçama yapışıp hoppala. Hoppala kalk anneciğim. Bir şey yok. Bir şey yok, bir tane. Nasıl yapıyorsun anneciğim? Paçama yapışıp paçamı çekiyor arkadaşlar. Anne, anne diyor. Evet o, nasıl yapıyorsun onu da? Bir de tabii bulaşık makinesinin tuşlarına basıyor. Allah'tan çürük gibi var. Çok hoşuna gidiyor. Evet bir de o. Bakın şimdi bunların hepsini size gösteriyor. Ben buraya basıyorum diyor. Bunları yapıyorum diyor. Evet bastın. Evet ona bastın anneciğim. O öpücükler de atıyor. Sizin de bebişleriniz böyle işiniz varken vesaire paçanıza yapıştı oluyor mu? Tamam şimdi burayı bitireyim. Hemen oyun oynayacağız birlikte Nehir Mila, tamam mı? Çak. Çak anlaştıysak. Hadi anneciğim, çak anlaştıysak. Hala seni çekiyorum. Gelir misin bir yanıma? Bir yanıma gelir misin? Bugün rekor kırıyoruz Mila. Üzerini hala değiştirmedik. Evet gel. Gel hadi. Öyle mi geliyorsun? Aa, uzun zamandır böyle yapmıyordun aşkım. Hah, şimdi yürüyerek gidiyor kızım. Baban nerede baban? Babası tabii ki de içeride. Papçı mı? Papçı mı? Tam olarak ismini bilmiyorum. Onu oynuyor. Eminim aranızda eşleriniz oynuyordur bu oyunu. Evet bu. Orayı öyle mi yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun oraya? Ne yapıyorsun? Kapıları tamir ediyorsun. Aç. Açıyorsun. Evet benim kızım açar. Öyle yapıyorsun. Vay canına. Hadi ya. Bakayım bir yakınlaşayım, bir de yanına geleyim. Evet. Evet orayı öyle yapıyorsun anneciğim. Benim kızım tamirci. Çok güzel yaptın anneciğim. Aferin sana. Evet ses çıkartıyordu. Oraya biraz yağ sık bakalım. Kapımız. Sen uyurken açıp kapatırken ses çıkartıyordum Mila. Hastayım şu konuşmana. Bu Mila dili değil mi? Bir tek annesi anlayabiliyor bu dili. Bir de babası. Evet. Yaptın. Haklısın anneciğim. Ha biraz zorlandın. Öyle yaptın. Evet ben görmüştüm zaten. Bakayım. Ay ay ay, çok ciddi bir iş. Evet öyle yaptın anneciğim. Tamir etmişsin kapıyı. Evet tamir ettin anneciğim kapıyı. Aferin sana, yoruldun mu? Ha, öpücüğünü yerim annem. Güzel öpücüklü. Evet çok çalıştın, yoruldun bence. Ay çok zormuş ya ben. Evet ben hayatta yapamazdım. Evet. Evet anneciğim. Ay sabahtan beri onunla uğraşıyorsun evet. Ay bir türlü yapamadın mı? Bence yapmışsın anneciğim. Olmuş olmuş. Çok güzel olmuş. Tamir etmişsin. Babası görüyor musun kızın ne yapıyor? Baba. Babası? Baba. Baba.
Gulululul. Anneciğim baba seni duymuyor mu? Baba seni duymuyor mu anneciğim? Oyun oynuyor baban seni duymuyor. Evet anneciğim. Benim kızım oraları tamir etti. Babası oyun oynasın benim kızım tamir etsin buraları ya. Ne güzel. Ağzını yiyeceğim ha. Şş, ezan okuyor. Amin yap anneciğim. Amin. Amin. Aferin kızıma. Amin. Bir daha amin yap. Bir de baba da görsün. Amin yap. Amin yap hadi. Amin. Babası bak. Amin yap. Amin yap anneciğim. Evet anneciğim. Tamam anneciğim. Tamirci kızım benim. Ya. Babası kızına darbukacı onu öğretirken. Darbukacı. Size bir de yeni aldığım ayakkabılarımı göstermek istiyorum. Şöyle modeli. Böyle dilerseniz bunu katlıyorsunuz arkadaşlar. İçi böyle. Şimdi size göstereceğim. Şöyle şöyle de kullanabiliyorsunuz. Yani böyle iki model olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben çok sevdim bunları. Size şimdi internet sitesini bırakacağım aşağıya. Çok tatlı, çok güzel modelleri var. Ben de yeni keşfettim burayı. Instagram adresini de bırakayım. İnternet satışları var. Orayı da bırakayım size. Girip bir incelersiniz siz de modellerini. Gerçekten birbirinden güzel ayakkabıları var. Ben çok beğendim. Arkadaşlar ya size halıyı gösterecektim. Unutmuşum sonra. Bile yemek vesaire derken göstereceğim size kalınlığını. Buradan anlayabilir misiniz bilmiyorum ama şu şekilde gayet kalın bir halı. Bir de böyle düşmelerde kafa travmalarına karşı vesaire koruyor. Şöyle çift yönlü. Burada farklı bir yönü var, burada farklı bir yönü var. Bayağıdır bunu kullanıyorum. Şu her şey İngilizce yazıyor üzerinde. Onun dışında herhangi bir şey döküldüğünde üzerine hiçbir şekilde leke vesaire bırakmıyor. Çünkü dokusu böyle biraz farklı, yani leke tutmayan bir doku. Onun dışında böyle zaten Mila'nın burada bir alanı var biliyorsunuz ki. Bütün oyuncakları burada. Hepsiyle burada oynuyor. Aa, yok artık. Yok artık. Sizi gidiler sizi. Bence de kaçın. Bana top fırlattınız. Kaçın. Anneciğim neden öyle ya, yaptınız? Satma. Baba mı yapalım yaptı? Dedi anneciğim. Babayı niye satıyorsun? Gel anneciğim. Ay üstüne başına bak. Ne oldu peki? Bu hal ne? Bu hal ne peki Mineciğim? Bu halin ne? Anneciğim ne oldu sana? Üstüne ne oldu anneciğim? Anneciğim. İşte görün. Babayla takılan çocukların hali. Gel anneciğim düzeltelim üstünü. Ne oldu babası? Videoyu burada kapatalım. Siz kapatın. Bye bye. Arkadaşlar siz olun. Çocuğunuzu asla ve asla babayla bırakmayın. Bakın Mila bu yaşına kadar sanki. Bu ayına kadar diyeyim. Asla çikolata yemeyen bir çocuktu. Siz de biliyorsunuz. Baba evdeyken televizyon açık. Mila'nın ağzı burnu çikolata olmuş. Yani babayı evden görmeyin. Gerçekten siz olun. Çocuğunuzu babasına bırakmayın. Ben açtım. Hayır. Ben yiyeceğim ya. Anneciğim sana ne oldu bir tane? Baba ne yaptı sana annem? Bu halin ne Mileciğim? Çikolata mı verdi baba sana? Çok küçükken bir kere daha yakalamıştım ben. Mile'ye çikolata tattırıyordum. Aa! Kötü bir örneğim, kapasana ya. Bence tüm babalar böyle. Tamam bu ısırıktan sonra daha yok tamam mı anneciğim? Lütfen. Kalbim bu kadarını daha fazlasına dayanamıyor. Bu videoyu burada kapatıyorum. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Anneciğim hadi öpücük at. Bay bay yap. Kapatalım anneciğim. Bay bay yap anneciğim. Öndekini gördüm. Çikolata çikolata.